Merhaba dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bu videomda sizlere Hristiyan ve Yahudiler kafir midir, müşrik midir bu konuyu ele almaya çalışacağım. Hristiyanlar Hazreti İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu, Tanrı'nın enkarnasyonu ve eski ahitte geleceği haber verilen Mesih olduğuna inanırlar. Yani Tanrı'nın yeryüzüne zuhur etmesi olarak kabul ederler. Hatta şöyle derler, Tanrı insanların günahlarına kefaret olsun diye oğlunu feda etti, kurban etti derler. Hristiyanlık tesis adı verilen bir inanç üzerine kuruludur. Bu inanca göre Tanrı kendini üç kimlikle açıklar. Baba, oğul ve kutsal ruh denir buna. Bu bir nevi görev paylaşımıdır. Aslında Hristiyanlık kafirlik değil, müşrikliktir. Sonuçta Hristiyanlar bir Tanrı'ya inanıyor. Tek olan Allah'a inanıyor. Ama görev paylaşımı yapıyor burada. Yani görev paylaşımı, güç paylaşımı, yardımcılar edinmek bildiğimiz gibi şirktir. Aslında kutsal ruhu eğer saptırmamış olsalar, kutsal ruh diye bir şey var. Kutsal ruh Kur'an-ı Kerim'de de Cebrail'e denir. İslam aleminde birçok kişi bunu bilmiyor, bilenler de fazla dillendirmiyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Hazreti İsa'yı Ruhul Kudüs ile destekledik der. Yani Ruhul Kudüs ne demek? Kutsal ruh demektir. Kur'an-ı Kerim'de kutsal ruh olarak da Cebrail aleyhisselam kastedilir. Yani kutsal ruh diye bir şey var ama Hristiyanlar bunu biraz saptırmış. Yahudilikte Tanrı anlayışı, evrenin yaratıcısı, ebedi güç sahibi, her şeye gücü yeten, her yerde olan, adil, merhametli, doğmamış ve doğurmamış olan bir varlığın her şeyi yarattığı inancı temeline kuruludur. Bu okuduklarımı duyduğunuzda hemen hemen hepiniz İhlas Suresini okudu adeta diyeceksiniz. Buraya kadar okuduğum neredeyse İhlas Suresinin meali. Yahudilikte Tanrı inanışı o kadar mukaddestir ki rivayet telaffuzunun sonsuza dek bilinmemesi için Tanah'ta veya Yahova denilmiştir Tanrı'ya. İşte Yahudilik inanışı burada sapıtmaya başlıyor. Aslında Yahudi şeriatı İslam şeriatına da çok yakındır. Bizim yemediğimiz birçok şeyi onlar da yemiyor. Mesela Yahudiler kesinlikle domuz eti yemezler. Tesettür konusunda da erkek veya kadın Yahudilerin anlayışı İslam anlayışına yakındır. Mesela Yahudi erkekleri kesinlikle sünnet olur. Yani bir Yahudi lokantasına gönül rahatlığıyla gidip orada istediğinizi yiyip içebilirsiniz. Çünkü bizde haram olan şeyler onlarda da haram. Hristiyanlık dünyanın en kalabalık dinidir. 2.4 milyar insan Hristiyanlık inancına sahip dünyada. Hristiyanlar Yahudi metni olan Tanah'ta işaret edilen kişinin Mesih olan Hazreti İsa olduğuna inanırlar. Hazreti İsa'nın da tekrar döneceğine inanırlar. Dünyada birçok insan inandığı gibi, İslam aleminin de beklediği gibi. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre Mesih yani Hazreti İsa asla geri gelmeyecektir. Bunu bekleyenler boşa beklerler. Yahudiler de aslında kafir değil, müşriktir. Bizim inandığımız Allah anlayışına benzer bir inanışları var ama onların Allah'ı başka bir Allah, Yahova dedikleri bir Tanrı. Bir de Yahudilikte şöyle bir inanış vardır. Tanrı'nın onları insanların en üstüne olarak yarattığına inanırlar. Yani İsrail'in babası Abraham'ın ulusu olarak görürler kendilerini. İsrail denilen insan da Yakup peygamberdir. Abraham da Hazreti İbrahim'dir. Ama Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'den dolayı Allah şöyle der. İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyan'dı. Yani Yahudiler Hazreti İbrahim'in yolunda olan insanlar değil, sapık insanlardır. Yahudilikte de aynı şekilde Mesih inancı vardır. Ama onlar Hazreti İsa'yı kabul etmiyor. Hazreti İsa'yı hatta çarmıha gerdiler kendilerince. Kur'an-ı Kerim'de çok açık bir şekilde Allah onlara öyle gösterildi. Onların öldürdüğü İsa değildi der. Yani onların da beklediği bir Mesih vardır. Yehuda isminde. Ve Yahudiler son peygamber olarak da Malaki isminde birinin gelmesini beklerler. Yani sonuç olarak Yahudilikte de Hristiyanlıkta da Mesih anlayışı, Mesih bekleyişi vardır ama farklıdır. İkisi de sonuçta tek tanrılı dindir. Ama bazı ince noktalarda sapıttıklarından dolayı bunlara kafir demek doğru olmaz, müşrik demek daha doğrudur bence. Hatta Yahudilikte deforme olmuş olsa da namaz ve abdest kesinlikle vardır. Dindar Yahudiler kesinlikle abdest alır, namaz kılarlar.
Ama şunu da belirtmek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de Allah gerek müşriklerden, gerek kitap ehlinden olsun, kafirlerin hepsinin yeri cehennemdir der. Ama bir sınıflandırma yapmak gerekirse Yahudi ve Hristiyanlara müşrik demek daha doğru olur. Elimden geldiğince, bilgimin el verdiğince sizlere Yahudi ve Hristiyan inanışını anlatmaya çalıştım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşça kalın dostlarım.